Açlık grevinde olan mahpusların bazı hapishanelerde günlük sağlık kontrollerinin hiç yapılmadığı, sağlık kontrolü yapılan hapishanelerde de revir hekimi tarafından yapılmadığı, bazen sağlık memuru ve bazen de görevli infaz koruma memurlarınca yapıldığı, grevde olan mahpuslara bazı hapishanelerde iyaşenin hiç verilmediği, bazı hapishanelerde tuz, şeker ve karbonat verilirken yoğurt, meyve suyu ve benzeri iyaşelerin verilmediği Özellikle Van Fe tipi kapalı hapishanesinde grevde olan mahpuslara iaşeler verilmediği gibi grevde olan mahpusların kendi paralarıyla kantinden alışveriş yapmalarına da izin verilmediği ve dolayısıyla hapishane idaresinin bu kısıtlamalarından ötürü açlık grevi adeta ölüm orucuna dönüşmüş olduğu Açlık grevine giren mahpuslar için B1 vitamini hayatı önem taşırken ziyaret edilen hapishanelerin bir kısmında B1 vitamininin muadillerinin verildiği ve bazı hapishanelerde ise B1 veya B12 kompleks vitamininin hiç verilmediği, Açlık grevleri nedeniyle disiplin soruşturmalarının başlatıldığı, greve giren mahpuslara bazı hapishanelerde kültürel ve spor spor etkinliklerinden alıkoyma, bazı hapishanelerde haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama şeklinde disiplin cezalarının verildiği, bazı hapishanelerde ise greve giren mahpusların diğer mahpuslardan özellikle uzaklaştırıldığı ve ayrı bir koğuşa alındığı şeklinde tespitlerin yapıldığı Açlık grevine giren mahpuslara her hapishanenin yaklaşımının farklı olduğu, greve uygun sağlık kontrollerinin yapılmadığı, greve uygun iaşelerin verilmediği ve greve giren her mahpusun derhal disiplin soruşturmaları ile karşılaştığı hususları mahpusların aktarımları ile tespit edilmiştir. Hapishane idarelerine çağrımız. Hapishane hekimince açlık Açlık grevine giren her bir mahpus için sağlık dosyası oluşturulmalı ve günlük sağlık kontrolleri yapılarak dosyalarına işlenmelidir. Açlık grevine giren mahpusların talebi doğrultusunda grev süresince tüketilecek İAŞ'lerin tuz, şeker, karbonat, meyve suyu, ayran, yoğurt ve benzeri günlük yeteri kadar verilmelidir. Yine günlük iki tablet şeklinde toplam 500 mg B1 vitamini mutlaka verilmelidir açlık grevine giren mahpusların açlık grevleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları amacıyla Sağlık Hakları Bağlamında Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanmış Açlık Grevi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular adlı bilgi notunun her mahpusa verilmelidir. Bu pasif eylemden ötürü mahpuslara disiplin soruşturmaları açılmamalıdır. Açılan disiplin soruşturmalarının derhal geri çekilmesi gerekmektedir. İmralı ad, Kapalı Ada Hapishanesi'nde bulunan Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslarla bir an önce aile ve avukat görüşmesinin yapılması yönünde Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Tecrit uygulanması açık bir yaşam hakkı ihlalidir. İmralı Kapalı Ada Hapishanesi'nde bulunan mahpuslarda Türkiye mahpuslar da Türkiye'nin diğer hapishanelerinde bulunan mahpuslarla aynı haklara sahip oldukları, kişiye özel uygulamaların olamayacağı ve dolayısıyla talep edilen hususun yasal mevzuata açıkça aykırı ee, olan tecrit uygulamasının kaldırılması olduğu açıktır. İmralı kapalı ada hapishanesinde bulunan mahpuslara ayrı bir yasal düzenleme olamayacağı gibi var olan yasal düzenlemelerin uygulanma şeklinde değişmeyeceği açıktır. İmralı kapalı ada hapishanesinde uygulanan tam izolasyon halinin infaz hukuku bakımından tecrit olacağı açıktır. Bu nedenle Türkiye hapishanelerinde Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin sonlandırılması ve hapishanelerdeki baskılardan vazgeçilmesi talebi ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyulması yönünde bir çağrı olduğu ve dolayısıyla hukuken meşru, yasal ve karşılanabilir bir talep olduğunu vurgulamak gerekir. Bilindiği üzere Türkiye'nin en önemli sorunu Kürt meselesidir. Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesi, demokratik siyasal alanın yaşam bulması, başta Abdullah Öcalan üzerindeki tecritli mevcut yasal mevzuata uygun olarak kaldırılmasına, özgür ve adil insan haklarına dayalı bir hukuk sisteminin var olmasına bağlıdır. Türkiye'nin geleceğinin ancak demokratik ve evrensel hukuk değerlerinin bir devlet aklı olarak benimsenmesiyle sağlanacağı açıktır.